İçeri gelebilir miyim? İçeriye ateşi bile verebilirsin. Didemciğim, kaptın 10 numara çocuğu ha. O beni kaptı. Merhaba. Siz küs değil miydiniz Emre'yle? Değiliz artık. Kaçalım mı? Ben bir üzerimi değiştirip geleyim mi? Arabadayım. Tamam. Ben geldiğimde mi kaçıyorsunuz? Biraz otursaydık. Görüşürüz. Emre'cim, bana bir 5 dakika verir misin? Geleceğim. Tamam. Seneler geçti Haluk Bey. Ben size yardımcı olamam. Bütün hikayeyi bilen tek insan sizsiniz. Benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Daha önce beni iyileştirdiniz, gene yapabilirsiniz. Benim size söyleyeceklerim tavsiyeden öteye gitmez. O kadını buldum. Nasıl? Buldum. Beni sevdi. Biz evlendik. Ben o hayatıma girdiğinden beri daha iyiyim. Yani günden güne de iyileşiyorum. Ama saçma sapan berbat bir şey yaptım. Beni terk edecek. Ben dayanamam. Yani yaşayamam. Peki sizin kim olduğunuzu biliyor mu? Bilmiyor. Benim size tavsiyem o kadını hayatınızdan çıkarmanız. Doktor, bunu tartışmayalım bile. Uzak durun. Sizin ve onun için en iyisi bu. Yapamam. Yapamam, benden bunu isteyemezsiniz. Gel Nazlı. Nazlı, Savaş iyi değil. Gitti halinden çok daha kötü döndü. Bir şey mi oldu? Ben Savaş'la konuşabilir miyim? Nazlı, sana bir soru sordum. Bir şey mi oldu diyorum. Onu korumak için yanında olduğumuzu anladı. Bize kızdı. Peki. Savaş içeride. Nazlı. Kendini suçlamana gerek yok. Yanına gideyim mi bilmiyorum. Elbette gideceksin. Tabii ki konuşacaksın Savaş'la. Burada durman hata. Hadi. Ben gidiyorum. Ahmetciğim, Savaş'ın yanından ayrılma, olur mu? Dikkatli ol. Sen merak etme. Tamam, görüşürüz. Güle güle. Bir 2 dakika dinle beni, gideceğim. Belki artık daha sık aynı ortamda olacağız. O yüzden aramızda yaşadıklarımızı arkamızda bırakalım. Emre'yle barışın mı? Olabilir. Bittiyse in aşağı. Sen benim üzerime gelmeseydin ben de seninle uğraşmazdım. Ki hiçbir şey olmamış. Baksana, hayatına gayet devam edebiliyorsun. Sen de fena sayılmazsın ya. Unuttum. Ben unuttum. Sen de unut. Kapansın konu. Zaten arkadaş da olamayacağımız belli artık. Bizden arkadaş falan olmaz. Ben unutamıyorum yaşananları. Sen benden dilemedin ama özür dilemem gerekiyorsa ben dilerim. Sırtımda kimseye söylemem. Bunu sadece unutamadım. Başka ne olabilir ki? Sakın. Bugün her şeyin bittiği gün. Seni çevremde istemiyorum. İn aşağı. Canım bir müsaade edersen. Her şey yolunda mı? Hı hı. Yazılanların hiçbir önemi yok, biliyorsun değil mi? Git buradan. Savaş, biz seni gerçekten çok seviyoruz. Hiçbirinizin sevgisine ihtiyacım yok. Hiçbir şey umurumda değil. Umurumda değilse yazılanları niye okuyorsun o zaman? Sinirlenmek beni hayata bağlıyor. Şimdi git buradan, kalbini kırmak istemiyorum. Sen benim kalbimi zaten kırıyorsun. Hep kırdın ki. Ne yapıyorum ben sana? Hiç tahmin edemeyeceğim bir şey yaptın. Saçmalıyorsun. Evet, saçmalıyorum. Üzgünüm ama sen bunları duymaya hazır değilsin Savaş. Ne yapabilirim? Savaş. Ben buraya özür dilemeye geldim. Dileme istemez. Özür filan dilemeyeceğim zaten. Sen üzülmek için kendine bahaneler arıyorsun. Evet, dün gece çok kötü şeyler oldu. Evet, bunu herkes öğrendi. Üstelik benim yüzümden oldu. O oldu, bu oldu ama bunların hiçbir önemi yok. Sen yine kaçmak için bahaneler arıyorsun. Bunu kullanıyorsun işte. Sen beni affedersin ya da affetmezsin. Bu benim umurumda bile değil. Ama bence senin kendini affetmen lazım. Senin tekrar hayata dönmen için kendini affetmen lazım.